Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında, çok lezzetli, değişik sunumuyla kırmızı mercimek köftesi tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli mercimekli köfte tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tencerenin içerisine yıkayıp süzdürdüğüm 1 su bardağı kırmızı mercimeği koyuyorum. İçerisine 3,5 su bardağı soğuk su ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Şöyle bir karıştırıyorum tencerenin kapağını kapatıyorum. Mercimekleri yüksek ateşte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz bu şekilde bekletiyoruz. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Böylelikle bütün mercimeklerin aynı eşit oranda pişmesini sağlıyoruz. Karıştırmadığınız zaman üstte kalan mercimekleriniz biraz daha diri kalabilir. 8-9 dakikanın sonunda mercimekleri kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Hala ocağın altı açıkken içerisine 1,5 su bardağı ince bulguru koyuyorum. İnce bulgurların hepsi ıslanıncaya kadar karıştırıyorum. Yeterince karıştırmış olduğum mercimekleri ve bulgurların ağzını kapatıyorum, artık altını kapatarak kenara alıyorum. Bulgurlar burada demlenecek. Tavamızın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. 1 adet kuru soğanı küçük küçük doğradım. Onu da tavanın içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavurdum. İçerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Bu aşamada koymuş olduğumuz salçaları iyice kavuruyoruz. Salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizler de yemeğinize salça koyduğunuz zaman güzelce kavurun. Böylelikle yemeğinizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Salçalarımızı da yeterince kavurduk. İçerisine 1,5 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyonu koyuyorum. Ben baharatları bu şekilde tercih ettim. Sizler damak zevkinize göre baharat miktarını artırıp ya da azaltabilirsiniz. Bütün baharatların aromalar birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Tavamızı kenara alıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Bütün malzemeleri hazırladık ve soğuttuk. Tenceredeki bulguru ve mercimeği biraz havalandırıyorum. Daha sonra köfteyi yoğuracağım, kabın içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yurma kabının içerisine koyduğum mercimeği elimle biraz havalandırıyorum. Tavada soğutmuş olduğum malzemeleri de bunun içerisine koyuyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar ilk önce spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel başka tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Mercimekli köftemizi yeterince yoğurduk. İçerisine küçük küçük doğramış olduğum 5 dal yeşil soğan, çeyrek demet maydanoz, çeyrek demet dereotunu ekliyorum. Yeşillikleri çok fazla öldürmeden yavaş yavaş parmak uçlarımla havalandırarak birbirine karıştırıyorum. mercimek köftemiz artık hazır şekil verebiliriz. Ben bunun için böyle bir silikon kap kullandım. Silikon kabın içerisini kırmızı mercimek köftesiyle dolduruyorum. Hafifçe elimle de biraz bastırıyorum. kalıbın içerisinde şekil vermiş olduğum mercimek köftesini servis tabağının içerisine koyuyorum. Mercimek köfteleri böyle daha cazip ve daha güzel gözüküyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Kalıbın içerisinden çıkartmış olduğum köftelerin üzerine limon, biraz da salatalık koyuyorum. Bu aşamadan sonra mercimek köftesine nasıl şekil verip nasıl süsleyeceğiniz tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Tam kıvamında, tam ölçülü gerçekten çok lezzetli mercimek köftemiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.